Başta Çingene Kızı Mozaiği olmak üzere birçok önemli eseri ev sahipliği yapan Zeugt Mozaik Müzesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladı. Mozaikleri olsun, ne bileyim, ambiyans çok hoşumuza gitti. Zaten bizim 6. gelişimiz buraya. O yüzden gayet iyi biliyorum yani içeriği. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ederim. Güneydoğu Anadolu turuna eşimle beraber çıktık. İlk defa da Zeugt Müzesi'nden başladık. Çok beğendim. Yani o günkü şartlarda böyle küçücük taşları renklerine göre ayırıp mozaikleri bu kadar güzel dizayn etmek inanılmaz o çağlarda. Hayran kaldım. Teşekkür ediyorum. Ziyaretçi yoğunluğumuz gerçekten bu sene çok iyiydi. Özellikle Ramazan Bayramı 9 günlük tatilden beraber Gaziantep Zeugt Mozaik Müzesi çok büyük bir ivme kazandı ziyaretçi yoğunluğu açısından. Ve bu ivmeyi de inşallah 2024 yılı sonuna kadar da çok arttıracağımızı düşünüyoruz. Artacağını da düşünüyoruz. Çok büyük bir yoğun ilgi vardı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 40 bin ziyaretçiyi ağırladık biz. Ve Ramazan Bayramı'nın 3. günü, özellikle 3. gününde günlük, yani tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu tekrar tazelemiş olduk. Aslında 2. gün 5660 rakamına ulaşmıştık. 3. gün daha da bir yoğun bir ilgi vardı ve 6220 ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların, Zeugt Mozaik Müzesi'ndeki tüm zamanların en yoğun rekor sayısına ulaşmıştık. Bu da bizi çok mutlu etmişti. Dediğim gibi aslında Ocak ayından beri başlayan ülkemizdeki ve bölgedeki turizm yavaş yavaş canlandı. Şu an için 93 bin ziyaretçi ağırladık. 93 bin ziyaretçi bugün itibariyle Ocak ayından beri, 2024 yılı Ocak ayından beri müzemizi ziyaret etmiştir. Ve ziyaretçilerimiz özellikle bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 14-22 Eylül 2024 tarihinde Türkiye Kültür Yolu Festivali de var. Gaziantep'te de bu festivalin bir ayağı da Gaziantep'te olacak. Ve tüm sizlerin de aracılığıyla tüm ziyaretçilerimizi, müze severleri de 14-22 Eylül'deki
hem Kültür Yolu Festivali'nde hem de müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz. Yıl sonu rakamını değerlendirirsek? Yani turizm sezonu, GAP turizmi özellikle Gaziantep'te artış gösterdi. Bunu biz Ramazan bayramında gördük ama önümüz Kurban Bayramı. Özellikle ilkbahar sonunda ve sonbaharın başlangıcında müzemiz en yoğun ziyaretçileri aldığı dönem. İnşallah 2022 yılındaki 440 bin olan ziyaretçi rekorunu biz 2024 yılında tazeleyip ve geçmiş olmayı düşünüyoruz. Yani en az bir 500 bin ziyaretçiyi gerçekten bekliyoruz.